Merhaba arkadaşlar. İsterseniz şimdi fonksiyonlar ve yapıları bir arada nasıl kullanabiliriz ona biraz göz atalım. Daha önce struct oluşturmuştuk ve böyle bir z'den o1 değişkenini de oluşturmuştuk. Biraz sonra yapacağım işlemlerde hani kafanızın karışmaması için çünkü z falan çok kullanacağım. Onun yerine bu değişken oluşturma işlemi şöyle halledelim isterseniz. İlk öğrendiğimiz şekilde. Struct. Öğrenci diyelim. Öğrenciden bir O1 oluşturalım mesela. Ya da aşağıda oluşturalım. Hiç fark etmez. Struct. Öğrenciden bir O1 oluşturalım. Şimdi bu O1'in içine daha önce bildiğiniz gibi elimizle değerleri giriyorduk. Bunun yerine şöyle yapalım diyorum ben. Bir fonksiyon tanımlayalım. Bu fonksiyon bize değer girsin. Yani bu fonksiyonu çağırdığımızda yapının içine değerleri girsin. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü ileride karmaşık programlar yazdığımızda hani bu yapılara tek tek birden fazla yapı kullanacağız çünkü o programlarla. Bu yapılara veri girmek için tek tek elle o kod satırlarını yazacağınıza bir fonksiyon tanımlayalım. Gerektiğinde fonksiyonu çağırarak gerekli verileri girelim. Şimdi arkadaşlar fonksiyon tanımlamamızı şöyle yapacağız. Mesela biz daha önce fonksiyon tanımladığımızda ilk önce fonksiyonun türünü belirtiriz. Mesela int fonksiyonu mu, char fonksiyonu mu belirleriz. Ardından içine gireceklerimizi gireriz. Peki burada bizim fonksiyonumuzun türü int olacak mı? Tabii ki olmayacak. Fonksiyonumuzun türü bizim struct öğrenci olacak. Çünkü ben struct öğrenci yapısında bir fonksiyon tanımlayacağım. Dedikten sonra mesela giriş diyelim. Adı giriş olsun. Veri giriş yapsın. Şimdi printf diyelim. No giriniz. Tabii şurada bizim struct öğrenci yapısından bir geçici değişken oluşturmamız lazım. Struct öğrenci türünde bir değişken. Buna ne diyelim? Template diyelim. Tabi bu özel olduğu için şöyle olsun. Temp diyeyim kısaca. Struct öğrenci. Ben bir temp değişkeni oluşturdum. Temp'in içine okuyalım değerleri arkadaşlar. Neden böyle yaptığımı şimdi göstereceğim size. İsim girin diyelim. Şimdi arkadaşlar değerleri girdikten sonra geri dönüş olarak bizim bu temp'i döndürmemiz gerekiyor. Yani şimdi biz burada ne yaptık? Şöyle anlatayım size. Bu aşağıda girişi çağırdığımızı hayal edin. Bunu yaptığımızı düşünün. Bu fonksiyon çalıştı mesela. Geldi. Ne yapıyordu bu? Girişe gidiyor. Şimdi girişin içine girdi. Ne yapacak? Struct öğrenci türünde bir temp değişkeni oluşacak. Yani temp şöyle bir şey olacak. Bizim struct öğrencimiz. Böyle düşünün bunu. Burada no var. Burada isim var. Onun adı da temp. Ardından bu komut çalışacak. Ekrana no girin diyecek. Tekrar işte scanf çalışacak. Bu kullanıcıdan aldığı değeri gelecek temp'in içine no'ya yerleştirecek. Ardından isim giriniz gelecek. Ardından kullanıcının girdiği ismi gelecek bu temp'in içinde i'ye yerleştirecek ve ardından geri dönüş olarak bu yapıyı döndürecek. Yani bu temp yapısını döndürecek arkadaşlar. Bu geri döndürülü temp yapısını da biz O1'e atacağız burada. Olay bu. Böyle düşünebilirsiniz. Giriş çalışacak. Giriş bir temp döndürecek. Yani bu yapıyı döndürecek. İçine verilere girdikten sonra bu yapıyı da
olduğu gibi O1'e bu şekilde atacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kontrol amaçlı ekrana da O1'in değerlerini yazdıralım. Çalıştıralım. No64. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde olacak. Ve şimdi bir adım daha öteye gidelim. Bu yazdırma işlemini de fonksiyonlarda kullanalım. Onu da burada tanımlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim yazdırma fonksiyonumuzun türü ne olacak? Ben burada bir değer döndürmeyeceğim. Parametre olarak aldığım yapının içindeki verileri okuyacağım. O yüzden bizim geri dönüşlü bir fonksiyon yapmamıza gerek yok. Yani void yapsak bize yeterlidir. Yazdır diyelim. İçine bu struct öğrenci türündeki yapı alacağız. Bir yapı alacak bu. Yapı ne olsun? Yapı olsun hadi. Ya da bu da temp olsun. Fark etmez. Gelecek sonra bu temp'i pardon yazdıracak. Printf işte de işte s. Şimdi burada da tek yazdırı çağıralım. İçine tabii ki de O1 atacağız. Çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu fonksiyonumuz da bu şekilde çalışıyor. Bunları gördükten sonra fonksiyonları gördük. Bir de şöyle bir şey vardı. Hemen onu da göstereyim isterseniz. Arkadaşlar, bu struct'ların içine başka bir struct ekleyebiliyoruz. Yani iç içe yapı kullanabiliyoruz. Ne diyelim, ne diyelim. Şimdi öğrencinin içinde no ve isim tutalım diyelim. Bir yapı daha oluşturayım ben. Bu yapının içinde de cinsiyet ve telefon numarası olsun mesela. Struct öğrenci 2. Integer telefon diyeyim. Char cinsiyet. Ya da sınıf olsun. Sınıfa. Kaçın sınıf olduğunu bilsin. Ben bunun için de int oluşturabilirim. Sınıf. Arkadaşlar oluştuktan sonra bu öğrencinin içine öğrenci 2'yi atalım. Struct öğrenci 2'den tabi burada bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Öğrenci 2 olsun bu da. O iki değişkenini de öğrenci struct öğrenci yapısı içinde tutalım. Şimdi buna nasıl erişeceğiz? Şöyle. Öğrenci giriş dedik. Temp oluşturduk. Buradan telefon numarası isteyelim. Bunu şu şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle ulaşıyoruz. Scanf %D. Şimdi temp'in içine girdiğimizde gördüğünüz gibi burada bir öğrenci 2'den oluşmuş O2 değişkeni var. Buna tıklıyoruz. Bir daha noktaya basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer öğrenci 2'nin içine eriştik. Buradan telefonu seçiyoruz. Tabi çapamızı unutmayalım. Ardından sınıfını isteyelim. Printf. Ay, pardon. Yine aynı şekilde temp'in içinden öncelikle O2'ye ulaşalım. O2 değişkeninden de sınıfa ulaşalım. Yazdırma işleminde şöyle göstereyim. Temp'ten yine O2'ye ulaşacağız.
Oradan da sınıf yapayım. Aynı şekilde yine tab'den O2'ye ulaştım. O2'den de telefonu yazdırdım. Şimdi çalıştıralım bunu. No 78. İsim Alperen olsun. Telefon numarası böyle olsun. Sınıfı da 12 olsun. Gördüğünüz gibi girilen değerleri de böyle yazdırıyoruz. Yani burada anlatmak istediğim şey bir yapının içinde başka bir yapıyı tutabiliyoruz.